Ey Allah'ım, muhakkak ki ben senden başka hiçbir ilah olmadığına, senin tek olan, bir olan, hiçbir kimseye muhtaç olmayan, doğurmamış, doğrulmamış ve kendisine denk hiç kimse bulunamamış yüce Allah olduğuna şahitlik ediyor olmam vesilesiyle dualarımın kabulünü senden istiyorum. Herhangi bir zamanda bir kere okunacak. Faziletleri. Bu ismi şerifin ifade ettiği mananın büyüklüğü ve onunla Allahu Teala'ya dua etmenin kabulü kesinleştireceği hakkında Büreyde İbnül Husayb el-Eslemi radıyallahu an şöyle anlatmıştır. Bir keresinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı eden bir adam duydu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canım kudret elinde olan zata yemin olsun ki bu kişi Allahu Teala'ya ismi azamı en büyük ismiyle dua etti. Onunla kendisine dua edilince kabul eder ve onunla istenildiği zaman istediğini Allahu Teala verir buyurdu. Kainatta ortaya çıkan her olayın mutlaka bir sebebi vardır. İnsanın fiilleri de aynı şekilde bir sebep-sonuç ilişkisi içinde cereyan eder. Ancak sebebi ve o sebebe bağlı olarak ortaya çıkan sonucu yaratan Allahu Teala'dır. Dua ile insan iradi konularda kaderini etki eder. Dolayısıyla dua takdirin bir parçasıdır. Ezelde duaya bağlı olarak takdir edilmiş şeyler yine dua ile meydana gelecektir. Kulun iradesi kendi kaderini ortaya koyma bakımından belirleyicidir. Allahu Teala ezeli ilmiyle kulun yapacağı duayı bildiği için kaderini ona göre şekillendirmektedir. Dolayısıyla dua diğer sebepler gibi bir sebeptir. Yüce Allah dua sonucunda bir değişikliğin olmasını dilemişse bu değişiklik tabii sebep-sonuç ilişkisi içinde ortaya çıkar. Konuyla ilgili olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kader ancak dua ile alıkolunur. Dua belaları defeder. Dua başa gelen bela ve musibetlere de henüz başa gelmeyen gelebilecek olan musibetlere de fayda verir. Ey Allah'ın kulları, size dua etmenizi tavsiye ederim. Kaderden kaçmak insana fayda sağlamaz. Fakat dua insanın başına gelen ve henüz gelmeyen belalara fayda verir. Onun için ey Allah'ın kulları, size dua etmenizi tavsiye ederim. Kaderden sakınmak herhangi bir fayda sağlamaz. Dua, insanın başına gelen ve gelmeyen belalara fayda verir. Gerçekten dua, belaları karşılar ve dua ile bela kıyamet gününe kadar birbirleriyle mücadele ederler. Dua etmekte aciz olmayın. Çünkü dua eden hiçbir insan helak olmaz. Dua, kulluğun gereğidir. Yoksa dua, Allah'ın meydana geleceğini ezelde takdir ettiği şeyin gerçekleşmesini önlemesi, takdir etmediği şeyin meydana gelmesini sağlaması için yapılan bir amel değildir. Dua, Allah'ın bilmediği şeyi ona hatırlatma anlamına da gelmez. Dua, kişinin kulluğunu göstermesi, aczini ve ihtiyaçlarını Allah'a arz etmesinden ibarettir. Şu ayetleri de bu bağlamda zikredebiliriz. Allah sana bir zarar dokundurursa onu yine kendisinden başka açacak, giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dokundurursa onu da giderecek yoktur. Kuşkusuz O her şeyi yapabilendir. En'am suresi. Eğer Allah bana bir sıkıntı ve zarar vermek istese onlar Allah'tan başka tapılanlar onun vereceği zararı kaldırabilirler mi? Yahut Allah bana bir rahmet, fayda vermek dilese, onlar onun rahmetini durdurabilirler mi? De ki, Allah bana yeter, tevekkül edenler ona dayanırlar. Zümer suresi. Hayrı da, şerri de yaratan Allahu Teala'dır.
Allah kuluna bir hayır vermek istediği zaman buna kimse engel olamaz. Bir musibet vermek istediği zaman da kimse engel olamaz. Ama kendisi vermek istediği musibeti vermeyebileceği gibi verdiği belayı da kaldırabilir. Kulun Allah'a dua etmesinin bu konuda etkisi olabilir. Allah kulunun duasını kabul edip bela vermeyebilir. Verdiği musibeti kaldırabilir. Kulun kendi gücü ve imkanı ile yapamayacağı işlerde duası sebebiyle onun önünü açabilir. Ona kulun beklemediği yerden yardım edebilir. Ey hikmetine uygun olarak dilediği şekilde hükmeden ve dilediği şekilde infak eden, ey göklerin, yerin ve ikisi içinde bulunan her şeyin hakimi, ey her şeye gücü yeten, ey gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden, ey gizlimizi de, açığımızı da, iyi ya da kötü ne işleyeceğimizi de bilen, ey gecede ve gündüzde barınan her şey kendisinin olan, ey her şeyi işiten Semi ve her şeyi bilen Alim, ey bilinmeyen nice hazinelerin ve görünmeyen gayb aleminin anahtarları nezdinde bulunan, onları kendisinden başka kimse bilmeyen, kendisi karada ve denizde ne varsa hepsini bilen, ey kendisinin haberi olmadan bir tek yaprak bile düşmeyen, ey yerin karanlıkları içindeki bir tek taneyi bile bilen, ey hesaba çekenlerin en süratlisi, ey sözü hak olan, sura üfleneceği günde hakimiyet kendisine ait olan, görünmeyeni de, görüneni de, olmuşu da, olacağı da bilen, her şeyi yerli yerinde vaz eden ve herkesten ve her şeyden haberdar olan, hakimu habir, ey karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran, dinlenmemiz için geceyi, vakitlerimizi hesaplamak için de güneş ve ayı yaratan, ey bunları takdir eden azizu alim, ey gözlerin kendisine erişemediği, ilmi ise bütün gözleri ihata eden latifu habir, ey merhameti geniş fakat azabı mücrim toplumdan geri çevrilmeyen, ey gökleri ve yeri altı zamanda yaratan ve sonra arşa istiva buyuran, ey yaratmak ve emretmek kendisine mahsus olan, ey şanı pek yüce olan, ey alemlerin Rabbi, ey dağ tecelli eder etmez onu un ufak eden, ey emirleriyle hakkı üstün kılan ve şirkin kuvvetini yok ederek kafirlerin ardını kesen, ey kafirlerin tuzaklarını zayıflatan, ey müşriklerin ortak koştukları şirkten münezzeh olan, ey Resulünü kafirler Mekke'den çıkardıklarında ona yardım eden, ey kullarına tevbe yollarını açan, onların tevbelerini ve sadakalarını kabul eden Tevvab-ı Rahim, ey mümin kullarından canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın alan, ey Resulünü savaşa katılmayanlara izin verdiğinden ötürü affettiğin gibi muhacirlerle ensarı da tevbeye muvaffak buyuran ve sonra onların bu tövbelerini kabul eden, ey arş-ı azimin kendisinden başka ilah olmayan yegane Rabbi, ey gökleri bizim de görüp durduğumuz gibi direksiz yükselten ve sonra da arşa istiva eden, işlerini hep bir tedbir çerçevesinde düzenleyen ve ayetlerini açıklayan, ey yeri yayıp döşeyen, onda sağlam dağlar yükseltip ırmaklar akıtan ve çeşit çeşit meyveler yaratan, ey her bir dişinin neye gebe olduğunu, karnında ne taşıdığını ve rahimlerin neyi eksiltip neyi arttırdığını bilen, ey katında her şey bir ölçü ile olan, ey Allah'ım bize dünyada da ahirette de güzellikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.